Merhaba arkadaşlar. Yine bir sabah uyandık. Uyandıysak yaşarım günü değil mi? Size de oluyor mu bilmiyorum ama ben bazen böyle bir kocaman bir tembellik çöküyor üstüme diyorum. Hiçbir şey yapmadan sadece yatayım. Halbuki hiçbir şey yapmadan olmuyor. Mecburen bir şeyler devam etmek gerekiyor. Kahve içerek başlıyorum güne. Tembellik deyince aklıma bir tane hikaye geliyor halk hikayesi. Vakti zamanla bir köle bir baba ve oğul yaşarlanmış ama bunlar çok tembelmiş. Hiç çalışmak istemezlermiş. Tabi hikaye bu ya köyün işte ağası mı işte padişahı mı imparatoru mu kimi diyelim. Padişahı diyelim. Demiş ya bu babayla oğula bir tane ev verin. Bunlar orada yani onlar da orada yaşasınlar. Ne olacak herkes çalışıyor çabalıyor ekonomi iyi falan filan. E tabi bir süre sonra köylüler bakıyor. Oy babayla oğlun keyfi keyfi. Ne yapalım ne edelim? Herkes tembelliğe vuruyor işi. Herkes tembelliğe vuruyor işi. Padişah bir bakıyor olacak şey değil. Köyde çalışacak kimse kalmadı. Herkes tembel. Gidiyor köyün alt tarafına köyü ateşe veriyor. Köyü ateşe veriyor. Bütün herkes kaçıyor. Herkes kaçıyor. babayla oğuldan tık yok. Neyse daha sonra babası sigarasını sarıyor. Oğlum diyor ya şuradan bir ateş ver misin şu sigaramı yakayım diyor. Oğlu da diyor ki baba ya beni niye yoruyorsun nasıl olsa birazdan ateş bize yetişecek diyor. Bu kadar hazin. Aslında ben tembel falan değilim arkadaşlar. Konuya öyle bir girizgah yaptım. Biraz latife olsun diye. Ama hikayeden anlamamız gereken şeyi sanırım herkes anladı. Ateşin bize ve bir başkalarına yetişmemesi için bu ırkçılığın çok yoğun, saldırganlığın çok üst yüze çıktığı bu tırmandı. Bu dönemleri bertaraf etmek için kesinlikle çok karşı bir çıkışla, çok derinci bir düşünceyle hareket etmemiz gerekiyor. Faşizme karşı güçlü olmak, bu her yaz döneminde Kürtlere karşı, Kürt işçilere karşı, sezonluk işçiler adı altında bilmem turizm bölgesindeki çalışan garsonlara karşı, yoldaki insanlara, turistlere karşı, ve diğer inançlara karşı, alevliğe karşı geliştirilen bu psikopatik, faşist, ırkçı düşünceyi bertaraf etmek gerekir. Bu iktidar, ee, devlet iktidarı yani. Recep Tayyip Erdoğan da AKP iktidarı. Bunu böyle geçiştirerek nereye kadar götürmek istiyor bilmiyorum ama bu işin altında kalacakları kesindir. Hepinize güçlü, güzel bir gün diliyorum. Hoşçakalın.